Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Spaghetti Yarn'ın Soft Cake ipiyle hazırladığım, sadece zincir çekmeyi bilenlerin dahi çok rahatlıkla örebilecekleri çok güzel bir atkı modeli paylaşacağım. Ben bu modelle atkı çalıştım ama sizler dilerseniz şal, battaniye, kırlent, çanta birçok yerde aslında bu modeli rahatlıkla kullanabiliriz. Şöyle modelimizi yakından görelim. Zincirden oluşan çok güzel bir model. Bu saçakları da dahil tamamen zincirden oluşan çok basit bir model. Şurada sadece zincirleri tutturduğumuz sık iğne noktaları var. Bakın şöyle. Atkımız için Spaghetti Yarn'ın Soft Cake ipinden bir adet yeterli olacaktır. Bu atkımızın ölçüsü, boyu 1 metre 80 santim. Şöyle katlayalım. Boyu 1 metre 80 santim, eni de 22 santim oldu. Sizler dilediğiniz ölçülerde çok rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Yapımı da dediğim gibi oldukça kolay ve keyifli. Tarifimize geçelim. Modelimizi tarif etmek için Spaghetti Yarn'ın Slim Cotton ipini kullanacağım. İpimizin dokusu yakından bu şekilde. Tığ numaram da 3 milim olacak. Buradaki atkım için Spaghetti Yarn'ın Soft Cake ipini kullandım. Tığ numaram da 2,5 milimdi. Ama sizler bu modeli dilediğiniz iplerle elinizin sıkılığına, gevşekliğine, ipinizin inceliğine, kalınlığına göre tığ numaranızı belirleyerek rahatlıkla çalışabilirsiniz. Zincirden oluşan çok kolay bir model demiştim. Zincir çekerek başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne nasıl yapılır detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi zincirlerimizi bu şekilde çekiyoruz. Oluşan ilmek var burada tığımızda. Tığımızın başına ipimizi doladık. Doladığımız ipi oluşan ilmekten geçirerek bu şekilde zincirlerimizi çekiyoruz. Başlangıç zincirlerimizi çekerken elimiz çok sıkı olmamalı. Eğer çok sıkı zincirler çekerseniz eğer başlangıç noktası kasma yapacaktır. Bu yüzden ördüğümüz ayardan bir tık gevşek bırakarak, çok fazla gevşek olduğu zaman da yayılma yapacaktır. O da güzel olmaz. O yüzden ördüğümüz ayardan sadece birazcık gevşek başlangıç zincirlerimizi çekiyoruz. Sayı önemli değil burada çünkü oldukça fazla zincir çekeceğimiz için saymak bizim için zaman kaybı olacak. Burada yapacağınız uzunluğa göre, buradaki benim atkım 1 metre 80 santimdi. Yapacağım ölçünün dışında bir 50-100 adet fazla zincir çektim. Fazla zincirlerinizi çekmenizi tavsiye ederim. Çünkü fazla kaldığı zaman kesip ya da söküp çıkarabiliriz. Ama eksik kaldığı zaman tamamen baştan söküp tekrar başlamak gerekir. Bu yüzden zincirleri fazla çekmekte fayda var. Göz kararı. Ben şimdi çektim zincirlerimi ama sizler yapacağınız ürüne göre uzunluğunu ne kadar istiyorsanız ürünün o kadar zincirinizi çekmelisiniz. Yeteri kadar zincir çektiğinizi düşünüyorsanız şöyle bir çengelli iğneye ilk etapta ihtiyacımız olacak. Buradaki şöyle bir tane en sondan bir öncekine çengelli iğnemizi takıp şimdi zincir saymaya başlayacağız artık. Buradaki benim atkımda şu saçaklarını yaptığım nokta 80 zincirden oluşuyor. Aralarda hep 7 zincir. Buralar 80 zincirden oluşuyor şu uzun saçaklar. Şu aralarda 7 zincirden oluşuyor. Şimdi bunun için ben daha az sayıda zincir çekeceğim modeli tarif etmek için. Burada bir önceki zincire taktık. Burada bir tane zincirimiz var. Şimdi sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimizi çekelim. 10 tane zinciri çektikten sonra çengelli iğneyi taktığımız zincire batacağız. Bu çengelli iğneyi şimdi çıkarıyoruz. Çengelli iğneyi taktığımız zincire batıp ilmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var. Doladık. Sık iğne örüyoruz. Bu bizim saçağımız olacak. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekelim. Burada ben 7 zincir çekmiştim. Burada göstermek için 3 zincir çekiyorum. Başlangıç zincirinde burada şimdi alttan 1, 2, 3 zincir bırakıp 4. zincire batıyoruz. 4. zincire batıp ilmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var. Doladık. Sık iğne örüyoruz. Bu kez saçaklar 10 zincir, aralar 3 zincir olacak. Tekrar sık iğneden sonra 1, 2, 3 zincir çekiyoruz ve burada 1, 2, 3 zincir bırakıp 4. zincirin içerisine batarak direkt ilmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var. Doladık, sık iğne ördük. 1, 2, tekrar 3 zincir ve alttan 1, 2, 3 zincir bırakıp 4. zincirin içerisine batarak sık iğne örüyoruz. Şu nokta saçak noktası, bu noktalarda şu ara kısımlar. Şimdi burada artık bitirelim. Şu noktada bakın fazla zincirlerimizi çektik. Bu noktayı artık dediğim gibi fazla ben zincir çektim göstermek için, ama bu noktayı böyle bu kadar zincir artarsa sizde şuradan kesip sökebilirsiniz ya da tamamını söküp ipinizi çıkarabilirsiniz. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakın saçak noktası burası. Ara noktalar burada 7 zincir demiştim. 3 zincirden oluşuyor. 3 zincir çekip 4. zincire sık iğne. Bu şekilde yeteri kadar uzatacağız. Ne kadar istiyorsanız uzunluğunu o kadar uzattıktan sonra şimdi dönüşü yapacağız. Bu sık iğneyi ördükten sonra şimdi bu tarafta da saçak bırakacağımız için şimdi bu sık iğneden sonra 10 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimizi çektik ve örgümüzü çeviriyoruz. Ters kısmı bize bakıyor. Şimdi bu 10 zincirli saçak yapacağız. Buradaki sık iğnenin olduğu noktaya şu şekilde batacağız. Bakın tam tepesine değil de şu şekilde. Buradaki sık iğnenin şöyle arkadan battığımızda tam ortasından çıkmalıyız. Arkadan batacağız. Sık iğnenin tam V noktasından, tam orta kısmından çıkış yapmış olacağız. Püf noktası bu. O da şu şekilde, bakın şuradaki noktaya batıyoruz. Ortasından batırmış olduk. İlmek çıkardık. Sık iğne örüyoruz. Sonra tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Buradaki bir sonraki sık iğnenin orta kısmına batıyoruz. Bu şekilde başak modelini vereceğiz bu noktalara. Bu yüzden sık iğnelerin tam orta kısmına batıyoruz. Tekrar 3 zincir. Geldik burada sık iğnenin olduğu. Şurada bakın burada bir V noktası var ve şöyle bir içe giren kıvrım var. Bu kıvrımın olduğu noktaya battığımızda sık iğnenin orta kısmından tığımız çıkıyor ve sık iğne örüyoruz. Tekrar 3 zincir ve geldik buraya. Şu noktaya batıyoruz. Tam ortasından çıkmalı. Sık iğne ördük. Burada 3 tane ördük. İpim kalın olduğu için biraz tabi zincirlerim kısa, model çok farklı duruyor, ama burada önemli olan modelin mantığını anlatabilmek. Şimdi son sık iğneyi yaptık. Burada 10 zincirlik saçağımız var. Şimdi burada tekrar 10 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Örgümüzü çeviriyoruz. Bakın başak şeklinde duran sık iğneler yine tam orta kısmına batıyoruz. Buradan arkadan mutlaka sık iğnenin orta kısmına batmış olmamız lazım. Sık iğnenin tam orta kısmına batıp sık iğne örüyoruz. İkinci saçağımızı da yaptık. Şimdi 3 zincir çekiyoruz ve sık iğnenin tam orta kısmına batarak sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3 zincir. Sık iğnenin tam orta kısmına batıp sık iğne. 1, 2, 3 zincir ve sık iğnenin tam orta kısmına batıp sık iğne. Bu tarafta şimdi ikinci saçağımızı yapacağız ve 10 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Örgümüzü çevirdik ve geldik. Bakın şunlar saçaklar, bu ara kısım. İlk sık iğnenin olduğu noktaya yine tam orta kısmına batıyoruz ve sık iğne örüyoruz. Saçağımızı 10 zincirle yaptıktan sonra sık iğne ile tutturduk. 3 zincir çekip orta kısımları örmeye geçiyoruz. Bu şekilde mutlaka sık iğnelerin orta kısmına batmalıyız. Bunun sebebi de Bu sık iğneleri ördüğümüz noktalar çok farklı duruyor. Şöyle son noktaya da batalım. Şimdi 10 zincir çekiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Örgümüzü çeviriyoruz. Bakın bu noktalar böyle başak başak. Çok güzel duruyor. Tekrar sık iğnenin orta kısmına batarak başlıyoruz. 10 zincirlik noktayı sık iğne ile tutturduk. Sonra 3 zincir ve gelen sık iğnelerin orta kısımlarına batarak sık iğne. 3 zincir, sık iğnelerin orta kısmına batarak tekrar sık iğne örüyoruz. Burada mantığı anlatmak önemliydi. Bakın. Bunun terse düz yok. İki tarafta aynı şekilde görünüyor ama etek kısmına baktığınız zaman başlangıç zincirimiz, ön kısmı bu şekilde duruyor. Burada mantık oldukça kolay. Burada ben 10 zinciri yaptım sizinle modeli tarif etmek için. Burada ben 80 zincir çektim buradaki atkım için. 3 zincirlik noktaları da 7 zincir yaptım. Burada sadece başlangıç zincirlerini ördükten sonra burada ne kadar zincir çekecekseniz onu belirleyeceksiniz. Sık iğne batıp sonra ne kadar zincir istiyorsanız, burada ben 7 yaptım ama sizde bu 5 olabilir, 10 olabilir, 8 olabilir. Bu aralığı ipinizin inceliğine ve kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Bir de boşlukları ne kadar istiyorsanız onunla da alakalı. Eğer çok geniş boşluklar istiyorsanız daha fazla zincir çekmelisiniz. Çok fazla aralıklı olmasın diyorsanız da ona göre zincirlerinizi ayarlayabilirsiniz. 7 zincir bende oldukça ideal ve güzel oldu. Bu soft cake ipte 7 zincir çok güzel oldu. Buradaki saçakların uzunluğunu sizler dilediğiniz kadar yine uzatabilirsiniz. Bu şekilde çok şık ve çok basit bir model. Dediğim gibi zincir, sadece zincir çekmeyi bilenler bile çok rahatlıkla yapabilirler, çalışabilirler. Burada en son nasıl bitireceğiz? En son bitirirken de burada 3 tane yaptık. Ben saydım saçaklarımı karşılıklı eşit olması için. En son burada yine 10 zincir çekip örneği bitiriyoruz. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada geldim. Sık iğne bitirip sık iğne ile batıp bir zincir çekip burada ipimi kesiyorum. Ve atkımı tamamlamış oluyorum. Burada kalan fazla ipi de kesip çıkarıyorum. Kısa ipi de gizledikten sonra atkımı bitirmiş olacağım. Dediğim gibi bununla battaniyeler de çok güzel olur. Şal da çok güzel olur. Bununla böyle kenarlarına saçaklar yaparak kırlent de çalışabilirsiniz. Eminim çok şık ve çok güzel olacaktır. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.